Merhaba, taksiciler tam kapanmada neler yaşıyor? Hoş geldiniz öncelikle. Taksiciler bu kapanma süresince bizler mağdur insanlarız. Sürekli cezalar yiyoruz, bedavadan cezalar, gereksiz yani gülünecek cezalar yiyoruz. Ayrıca Mansur Başkan'a da sistemimiz var. Biz onu destekledik. Onun kazanması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama birçok insan bize cephe aldılar, bizi dışladılar. Çünkü bizim şoförler odamızın başkanı başka adayı destekliyordu. Siz de destekleyin istediler. Biz doğrunun yanında olmak istedik. Mansur Başkan da bizi unuttu. Artık neden unuttu bilmiyorum. Ona kazandıran seçimi esnaflardı. Yani bizleriz. Taksici olsun, dolmuşçu olsun, otobüsçü olsun, servisçiler. Biz bazı şeylerden bezginliğimiz olduğu için destek verdik o adama. Ondan bir ümit bekledik. Ama o unuttu bizi. Seçim olalı aşağı yukarı 2 ay oldu herhalde. 2 yıl oldu. 2 yıldır da yani... Şimdi Mansur Başkan'a yanlış bilgi veriyorlar. 2 yıl oldu, unuttu yani. Bir insan içine çıkın arkadaş, şuraya Kızılay'a gelin. Koca otobüsün birer durağı var. Ankara'da 7700 tane taksi. Bizim durağımız yok. Böyle Kızılay'da ortalıkta bekliyoruz. Polis de bize ceza yazıyor. Peki bu süreçte tam kapanmadı. Evinize ekmek götürebildiniz mi? Benzininizin fiyatını çıkartabildiniz mi? Ya hanımefendi, evde de aslında çalışmamak gerekiyor. Çünkü sokağa bakın, kimse yok. Çalışamıyoruz yani. Evimize ekmek götüremiyoruz, evet. Mecburiyetten, sıkıldığımızdan dolayı bir hava alalım diyoruz. Hem de 3-5 lira kazanır mıyız diye çıkıyoruz. 3-5'i bırakalım yani, ceza yiyoruz. 17 günlük kapanma olduğu taksiciler neler yaşıyor? Vallahi sadece taksiciler, tüm Türkiye'deki bütün esnaf perişan oldu. Taksiciler, dolmuşçular, servisçiler, her gün mazota benzine zam geldi. Devlet büyüklerimiz sadece habire zam etmeyi düşündüler. Esnaf ne yer, ne içer onu düşünmediler. Bakın şuradaki dükkanlar en kötü 25-30 milyar kirası var, personeli var, her şey var, var, var. Hepsi artısı var. Ama devlet 1000 lira vermeyle, bilmem ne yapmayla bu iş olmuyor yani. Kaç tane insan intihar etti. Hepimiz de televizyonlarda gördük. Şimdi esnaf arkadaşlar, kendi adıma konuşayım. Çıkıyorum, mazot parası, benim arabam mazottu, mazot parasına çalışıyorum. Evimize 17 gün boyunca 100 lira götürdüm. 100 lira götürdüm. Buradan ev mi geçinir, elektrik mi ödenir, su mu ödenir? Artı onu da geçtim. Sağ olsun trafikçi arkadaşlar, biz sanki de vatan hainiymiş gibi, hayvanmışız gibi bizi kovalıyorlar. Ya biz de insanız, biz de bu devlete vergi ödüyoruz. Yani buradan Sayın Belediye Başkanı'ma, Oda Başkanı'm zaten bizlerle ilgilenmiyor. Mehmet Yener bizlerle ilgilenmiyor. Sayın Mansur Başkan'a seslenmek istiyorum. Esnafına sahip çık Allah rızası Sayın Başkanım. Sizden bir şey istemiyoruz, ekmek aş istemiyoruz. Sadece durağı olmayan araçlara durak verilsin. Şoför arkadaşlar perişan. Kızılay'da resmen maskara oluyoruz. Malımızla, canımızla, güneşin anlayacağı yanlığımız yetmiyormuş gibi de ister istemez otobüs duraklarında bekliyoruz. İsterken beklemiyoruz, yanlış anlamayın bunu. Otobüs duraklarında bekliyoruz. O insanların bize küfür ettiğini biliyorum, beddua ettiğini biliyorum ama ekmek ağır geldiği için bekliyorum. Sadece Mansur Başkanım'dan ve yetkililerden, valimizden, İçişleri Bakanı'ndan durağı olmayan Ankara'daki ticari taksilere durak verilsin. Duraklar parayla satılmasın. İnsanlar alacak güçleri yok. Bir durağa, belediye ait duraklara 300 milyar, 500 milyar lira para isteniyor. Yani bunu artık ne bileyim, birileri dur desin ya. Belediye ait durakları birileri rant kapısı etmiş. Esnaf perişan, kimsenin umurunda değil. İnsanlar intihar ediyor. Şoför arkadaşlar evine parayı götüremiyor. Hadi bizler mal sahibiyiz. Tamam bize biraz şey etmedi ama şoför arkadaşlar gerçekten çok perişan. Yani diyecekleri bu kadar. Aslında diyecek şey çok da karşılık bulamadığımız için bu kadar. Yani sözümüz bu kadar. İnşallah Mansur Başkan ve devlet büyüklerimize sesimizi duyar. Vergiler affeder, trafik cezalarını affeder. Yani ben 2015'ten beri Bağkur'umu yatıramıyorum. Yani hesabını siz yapın. Adımız, arabamız var mı? Var. Sözde var. Yani diyecek şey çok. Yani sözüm bu kadar. Valla taksiciler 17 günlük süreyi bırak, bu pandemi süresince çok kötü günleri yaşıyor. Neden diyeceksiniz? Bu 17 gün yapıyorsun ama neye göre yapıyorsun? Bunun altyapısını sen hazırladın mı? 17 gün boyunca evimize ekmek götüremiyoruz, çalışamıyoruz. Ne yaptın sen bizim için? Bak gaz parası, evimizin kirası,
çocuğumuzun harçlığı, bunları kim verecek? Bunları kim yapacak? İnsanlar çok kötü, zor durumda yani. Mecburen çıkmak zorundayız. Sen git eve yat, ondan sonra 17 gün tatil. Olur, senin var, benim var mı? Neye göre yapıyorsun sen onu? Senin var 5-6 yerden maaşın var. Peki ben ne yapayım? Benim gelirim ne? Araba günlük yattığı zaman vatandaşa diyorsun ki sen kapıya çık. Vatandaşa diyorsun ki sen kapıya çıkma. Ben çıkmayan adamı kimi götüreyim? Bedava gaz mı yakayım, mazot mu yakayım, benzin mi yakayım? Bu arabanın geliri var, gideri var, evimin geliri gideri var, kirası var. Ben rahatsızlandım. Benim bir cezam olduğu zaman, herhangi bir giderim olduğu zaman sen beni kaldırıp cezaevine atacaksın. Vergiyi ödemedi diye arabamı parka çekeceksin. Kim verecek bunların bedelini? Kim ödeyecek? Öyle evde kal, Türkiye'mle işler olmuyor. Kalacağız ama bunun altyapısını hazırlayacaksın sen. Bizim siyasi partilerle hiçbir işimiz yoktur. Ne CHP'li, ne MHP'li, ne AKP'li. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İnsanlar zor durumda. Sesimizi duyurun. Tam kapanmada taksiciler sabahtan akşama kadar ya bir tane ya iki tane iş alıyoruz, eve çekiyoruz arabalarımızı. Kimileri de çalışmıyor. Durakçada bir karar aldık. İşte yarıya böldük araçlarımızı. Bir gün biri çalışıyor, bir gün biri çalışıyor. Ama çalıştığımız, aldığımız iş akşama kadar yaptığımız kilometreyi kurtarmıyor. Evinize ekmek götüremiyorsunuz o zaman? Maalesef. Aldığımız o iki iş benzine gidiyor. Mazota gidiyor. Peki bu dönemde taksicilere bir destek programı oldu mu? Bu dönemde oldu. 3 ay bir 1000 lira para aldık. 3000 lira verdiler. Bir de herhalde bu bir sefer daha vereceklermiş diye duyduk. Peki yeterli mi? Yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes çocuğunu okutmak zorunda. Karnını doyurmak zorunda. Ama mümkün değil. 1000 lirayla olmaz bu işler.